Arkadaşlar dolmam dışına bıraktım arkadaşlar. Üzerine kapak koyuyorsunuz. Kapağını biçtikten sonra alıyorsunuz. 10 dakika bekletiyorsunuz arkadaşlar. 10 dakikada üzeri biraz böyle kızarması lazım biberlerin bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Müşteriye yapıyorum. Kremlerin mutfağına hoş geldiniz. Burada 2,5 kilo soğan var. Üstüne beraber zeytinyağlı biber dolma yapacağım fırında. Bakın arkadaşlar 2,5 kilo soğan, 2,5 50 gram soğanım var arkadaşlar. Müşteriye yapıyorum arkadaşlar. Siz asla çoğusu zeytinyağı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle 3 bardakta su bardağıyla yağ koyuyorum arkadaşlar. Önce soğan iyice kaldırması lazım arkadaşlar. Ondan sonra pirincine koyacağım arkadaşlar. Pirincin bu kadar 800 gram. Tam 800 gram oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kuş yüzünü çıkarttım buraya. Böyle suyun içinde biraz beklesin arkadaşlar. Şişmesi lazım. Şiştikten sonra süzeceğim arkadaşlar. Bakın soğanımı da alıyorum. Soğan iyice pembeleşmesi lazım arkadaşlar. Ondan sonra kremimi koyacağım. Kuş üzümünü koyacağım. Arkadaşlar 2 bardakta kuş üzümü koyuyorum. 2 bardağım var arkadaşlar. 2 bardak. 2 bardak kuş üzümü koydum arkadaşlar bu şekilde. Bunu ekleyip yıkayıp içine koyacağım. Bakın soğanı iyice pembeleşti. Kremimi koydum. Kuş üzümünü de koydum arkadaşlar. Süzdüm süzgeçte. Nane koyduğu zaman nasıl dibine tutuyor? Nanesi de dibine tutmuş oluyor. O yüzden naneyi en son koyuyorsunuz. 2 dakika çeviriyorsunuz. Arkadaşlar bakın şu kadar şeker koyuyorum. Tuz atıyorum arkadaşlar. Avucunuzu doldurmuyorsunuz arkadaşlar. Çorba kaşığıyla 1 kaşık diyelim. Şeker 1,5 kaşığı yakında tuz koydum. 1,5 yok bile arkadaşlar. Tatlı kaşığıyla 2 kaşık diyelim tuzu. Kapatıyoruz arkadaşlar. Donmamızın içi olmuştu. Diyorlar arkadaşlar. Bakın zeytinyağı. Böyle bu şekilde olacak. Üstünden çıkacak arkadaşlar biraz. Yine pirincini soğanla önce güzel kavuruyorsunuz. Ondan sonra ocak kapatacağınıza yakın ocağı. Nanesini öyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nane koymuyorum. Nane çünkü dibine yapıştırıyor. Bunu iyice kavurmamız lazım. Ondan sonra şeker, tuz, nanesini beraber atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakikaya yakın kavurdum. Bakın nanesini atıyorum. Bir avuç attım. Hemen hemen 2 avuca yakın nane koydum arkadaşlar. Az nanesini de karıştıracağım arkadaşlar 2 dakika. Arkadaşlar 2 dakikada nane ile karıştırıyoruz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok güzel süper bir iç oluyor böyle. Salça malça koymayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dolma. Arkadaşlar dolmam için bir kadar soğudu. Şimdi tifağı maydanoz, tifağı da dereotu doğrayacağım. İkisini beraber karıştırıp doğrayacağım arkadaşlar. İnce ince kıymanız lazım arkadaşlar. Çok ince doğramanız lazım. Arkadaşlar çorba kaşığınız dolsun diye duruklu bakın. Bir kaşık karabiber koydum.
Altta yarım boyuyorum arkadaşlar. Bir kasık da yarım. Annemi de önce doğramıştım arkadaşlar. Bakın. Güzel karıştırıyorsunuz tencerenin içinde. Ondan sonra küvet alacağım. Hepsini birbirine karıştırmak lazım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yapmanızı. Kesiyorsunuz sap tarafını. Burayı doğruyorum arkadaşlar. Yapraklı yerine. Arkadaşlar bakın dolmaların kötüsünü güzelden yıkıyoruz böyle. Küçük, bu büyüklükte yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük olmaması lazım. Zeytinyağlı güzel dolma. Domateslerimi bu şekilde kabuklarını biraz etli kesiyorsunuz arkadaşlar biberlerin ağzına göre. Bakın arkadaşlar yarım dolduruyorum. Çok bastırmıyorsunuz arkadaşlar. Kapak koyuyorum bu şekilde. Arkadaşlar az su koyuyorum. Bakın arkadaşlar çok az. Arkadaşlar biber dolmamı doldurdum. Yağ koymayacağım arkadaşlar. Bakın yağ dibinde var. Bakın arkadaşlar. Bakın dibinden geçir. Yağ oldu. Zeytin arkadaşlar. Biraz tuz, şeker salacağım. Biraz bu şeker arkadaşlar. Parmağımı suyla sakarıyorum ikisine de. Tuz sakarıyorum arkadaşlar yine aynı şekilde hepsine de. Bu şekilde arkadaşlar böyle böyle çevre çevre en iyi döküyorsunuz. Bu da su arkadaşlar. Şöyle üstünde geltire geltire biraz koyuyorsunuz. Kaçmayacak bu şekilde arkadaşlar suyu. Azın arkadaşlar sigortayla 1,5 bardak kadar su koydum bakın dibinde. Bunu da aynı şekilde koyuyorum arkadaşlar. Böyle üzerlerine geldiriyorsunuz. Tuzunu şekerini alması için. Arkadaşlar burada sona geleceğim. Bir saatte bir şey arkadaşlar. Bir saat... Orta ateşe yarıyorsunuz fırına. Kapak koyuyorsunuz üstüne de yanmaması için. Arkadaşlar bakın şunu da dolmam pişirdim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Göğü, suyu, hepsi. Biraz soğuduktan sonra şimdi süreceğim arkadaşlar. Çok sıcak şimdi ocakta. Yeni indirdim arkadaşlar bakın. Üzeri biraz böyle kızarmasını aldım. Arkadaşlar biber dolmam oldu. Bakın bu şekilde kızardım şeyleri. Fırında yaptım arkadaşlar. Süper bir şey oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın.